Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, bugün sizlerle birlikte uzun yıllardır sektörde hizmet veren bir firmaya konuk oluyoruz. 1955 yılında sektöre su taşımacılığıyla atılmış, bilgi ve birikimleriyle bugünlere gelmiş değerli konuğum, firma sahibi Refik Karabacak bizlerle birlikte. Refik Bey, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Sohbetimize geçmeden önce sizleri tanıyalım biraz. İşte belirttiğiniz gibi ismim Refik Karabacak. 55 yılından beri bu sektöre hizmet vermekteyim. Halen de bu sektördeyim. Sektörün ilk başlayanlarındanım. Yani en eskilerindenim. Halen de yaşayan da en eskiyim. Çok güzel. Evet. Firmanızdan biraz bahsedebilir misiniz peki? İşte 55 yılında bir taşımacılık teklifiyle başladı. Ondan sonra biz bundan zaten o aralar İstanbul'dayız tabii. Ekmek davası peşindeyiz daha doğrusu. Onun için İstanbul'a geldik. Burada tabii biz bunu taşımacılıktan sonra bu işi yapmaya karar verdik. Rastlantı ve tesadüfler de, güzel rastlantılar, tesadüfler de bizi bu noktaya getirdi. Ama burada tabii ailemizin, aile fertlerinin büyük emekleri, büyük çok özverili çalışmaları neticesinde olan bir yaşam şekli. Hep birlikte bugünlere gelebildiniz. Hep birlikte bugünlere gelebildik, evet. Şirketinizin kalite standartlarından, kalite belgelerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Vallahi mevcut olan bize işte kurumların, kalite belgesi veren kurumların bütün kalite belgelerine haiziz. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın denetim ve kontrolleri altında hizmet vermekteyiz. Bu suyumuzun kalitesi MISBAK. Su olarak bahsedeyim. Suyumuz işte yumuşak içimli. Bana göre yumuşak içim tercih etmem nedenidir. Ve ben hep hayatım boyunca da bu kadar uğraşım vardır. Yaptığım bütün markalarda da bunu ön planda tuttum. Hiçbir zaman bir başka su arayışında olmadım. Faydalı olan kısmı örnek vereyim. MISBAK suyunu Sağlık Bakanlığı'nda vermiş olduğu belgelerde belirtildiği gibi sodyum diyetine uygun. Sodyum nedir? Tuz, bildiğimiz sofra tuzunun yani tanımlanmasıdır. Sodyum, neye zararı var sodyumun? Bilinen bir gerçek, bir böbreklere rahatsızlık verir çok tüketilmesi halinde. Ve bir de damar hastalıklarına zararı vardı. Tuz miktarının işte tansiyon hastalığına. Kalp hastalıklarının diğer çeşitlerinde. Ama bunun tam böyle hani anlaşılır şekilde izah etmek için de biraz zamana ihtiyacımız var tanımlamak için. Onun için ben bunu burada keseyim. Sadece halkımız şunu bilsin. pH'si yüksek sularla düşük suların hiçbir farkı yoktur. pH'ın bir yükseğinin veya düşüğünün Sağlık Bakanlığı'nın bu tanımlamalarım, Sağlık Bakanlığı'nı vermiş olduğu limitler içerisindeki olan sulardan bahsediyorum. Yani nedir bu? 4,5-9,5 aralığı. Tabii, şimdi 4,5-9,5 aralığına kadar izin verdiğiniz zaman Sağlık Bakanlığı zaten insan sağlığına zararlı olan bir şey için tanımlama yapmaz. Kısıtlamış onu. Alt limit, üst limit. Mesela günümüzde öyle hani biliniyor ya, yüksek pH'li sular ser sulardır. Evet. Ser sulardır. Bunu halkın bilmesi lazım. Çünkü bu bazı yönlendirmeyle halkımız bu tarafa doğru meylettirilmeye çalışıyor. Yanlış yapılıyor. Biz bu yanlışların neden olduğunu biliyoruz ama bu açıklamak etik olarak bize yakışmaz yani. Ben yapmam bu işi. Ha, bilim olarak sorarsanız bana dışarıda bir sohbet esnasında anlatırım. Ama burada ben bunu demem yani, diyemem ya, pH yüksektir veya su serttir, alma etme yapmaya düşüktür, pH'i düşüktür, iyidir, hoştur diyemem. İnsanımızın kendi damak tadı vardır.
Su hiçbir zaman beslenme için değildir. Su bir eksikliği tamamlamak içindir. Siz yalnız suyla beslenemezsiniz. Kesinlikle beslenemezsiniz. Yalnız suyla mesela beslenmek hiç şey yapmamıştır. Bir örnek vereyim. Unutulmuştur hapishanede bir vatandaş, susuz da yaşanmayacağı için unutulmuştur. Hücresinde yaşaması lazım, su içmesi lazım. Yalnız su içerek işte bir ay yaşarsınız. Yalnız su içerek yani ortalama bir ay yaşarsınız. Bir ay 15 gün, 1,5 ay daha fazla yaşayamazsınız yalnız su içerek. Ama su içmeden 3 gün yaşarsınız. Aradaki fark bu. Nedir? Mesela oradaki mahpus ne yapmış? Su yok, bir şey yok, unutulmuş. Gitmiş buharlaşmadan dolayı duvarlarda oluşan rutubet nemine dilini sürerek kendini beslemiş. Denizde kalmış adam, susuz kalmış, yakaladığı köpek balığının kanını içerek veya balıkların kanını içerek susuzluğunu gidermiş. Ne kadar yaşamış? Açtık 100-120 gün, 130 gün yaşayan var denizde. Yani suyu seçerken halkımız suyu ya ne kadar su gibi ucuz, sudan daha ucuz değildir. Su pahalı bir metadır. Her geçen günümüzde de su zaten bir defa su doğar. Doğmuştur. Su yaşar, su hastalanır. Su hastalanır ve su ölür. Su ölür. Hatta yani dünyamız teknoloji, gelişen teknolojinin en büyük ihaneti de suyumuzu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar diyeyim, sanki inadına yapılan çalışmalar. Bu değil. Suya bir aziz gibi, hani derler ya, su kadar aziz ol, aziz gibi müdahale etmek, şey yapmak, yakınlık göstermek lazım, sevmek lazım. Çok güzel. Peki pH değerini bir kenara bırakırsak, ekran başındaki izleyicilerimiz sularını seçerken nelere dikkat etmeliler? Suları seçerken mümkün olduğu kadar doğallığına dikkat etsinler. Bir defa damak tadına uygun olan suyu seçsinler. Ha, bizim mesela şeyde Karamandere'de bir çeşmemiz var. Köyün çeşmesi vardır. Cumartesi, pazar günleri gidin oraya. Oraya gidin. Böyle 50 kişi, 100 kişi, 60 kişi kuyruk olurlar. Bir çeşme vardır ortada. Mutalık binasının hemen önünde. Niçin bu kadar kalabalık diye sorduğunuzda, niye siz buradan su alıyorsunuz? Nereden geldiniz? Çamlıca'dan geldim diyor. Nereden? Kartal, Maltepe. Nereden? Tekirdağ'dan. Nereden? Oradan, buradan, çeşitli yerlerde. Niye? Benim bu su benim böbreğimde taş düşürüyor der. Ve bu ifade doğrudur. Faydaları var yani. Olmaz olur mu? Ben mesela şeye müracaat ettim, Böbrek Vakfı'na müracaat ettim, Türkiye Böbrek Vakfı'na. Faydalı mıdır suyum diye, yani ben bunu tanımlayabilir miyim? Ondan sonra tabii ki dedi, tanımlarsınız dedi. Çünkü zaten bakanlık bana hani şeyi vermiş, sodyum diyetine uygundur. Benim de markamda vardır zaten, Misbak, Eşme markalarında. İki markada bize aittir. O markaları yazar zaten. Sodyum diyetine uygundur. Aynı zamanda 6 yaş grubuna kadar olan çocukların diş çürümelerinde çok faydalıdır. Çünkü florür yapısı, dengesi buna çok uygundur. Florür dengesi çok uygundur. Yani bu her suda yakalanmaz florür dengesi. Pek çok faydasını sayabiliyoruz aslında. Çok sayarız da ben yani bunlara girmeyeyim. Çünkü o zaman işte kendini methedecek diyecekler. Methedilmeye layık mıyım? Layığım. Suyum olarak. Kesinlikle. Ona layık. Ama ben bunu burada söylememiş olayım. Ama bilinsin yalnız. Bir, kesinlikle çocukların, 6 yaş grubu çocuklarımızın bu suyu içmesinde fayda var. Kesinlikle. Çünkü bir, böbrek hastalarının. Benim mesela bir takım hastanelerin böbrek kısmının hocaları benim suyumu içerler özellikle. Sektörünüzde sizin de bahsettiğiniz gibi bu kadar firma varken müşteri beklentilerini nasıl karşılıyorsunuz ve sizin sektörünüzü tercih edecek olanlara önerileriniz neler olacak? Zaten konuşmanın içerisinde baştan belirttim. Kendisi seçtikleri suyun markasını, o veya bu şey değil de biraz da kendileri karar verici olsunlar. İlla ki kendileri hazır bilginin paylaşımını, tamam bu böyleymiş, ezbere hareket etmesinler.
yönlenmesinler. Çok güzel. Refik Bey, bu engin bilgileriniz için, keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle firma sahibi Refik Karabacak'la suyun doğasına yapmış olduğumuz keşfin sonuna geldik. Lifestyle değerli konuklarıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.